istiyorum. Sevgili izleyiciler, ekranınızın başına hoş geldiniz. Ben Deniz Hakan Doğanay, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu hafta Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerini gezdik ve bakın neler yaşadık. Domuz mu var? Oo, dolu. 304. Bu hanımlar köşesini deniyor. Evet. Atatürk'le savaş yaptık. İstiklal Savaşı. Siz gezen tilki oluyorsunuz. Yapışmaz mı peki o saç? Yapışmıyor. Hakan'la geziyorum. Sizleri muhteşem bir köye, Bozkurt'un Beldiğirmeni köyüne götürüyorum. Sevgili izleyiciler, Hakan'la geziyorum Bozkurt gezisi devam ediyor. Şimdi Beldiğirmen köyüne geldik ve Rabia teyzemizin yanındayız. Rabia teyze kim? Muhtar azası. Türkiye'de senin sayından az değil mi? Evet. Kaç tane var muhtar azası bayan? Bu arada 2 tane. Öyle zaman önce bir elini öpeyim. Şimdi muhteşem bir köye geldik, evet, Rabia teyze. Evet. Ben emekli olduktan sonra aşağı yukarı 11 senedir temelli buraya taşındım. Burada ikamet ediyorum. İstanbul'a gitmiyorum. Sen İstanbul'da mı geldin buraya? Tabii. Her zaman bulunur. Çok güzel yapıyorsun. Her şeyi yaparız. Allah. Her zaman için kapımız açık. Buyurun. İstiyorum. Şimdi de Bozkurt'ta suyla çalışan bir değirmendeyiz. Sevgili izleyiciler, Hakan'la geziyorum devam ediyor. Şimdi Bozkurt'un Yaka Ören köyüne geldik. Burada bir değirmen bulduk ve değirmenci amcamız Baki amca 60 yıldır bu değirmenin içinde çalışıyor. Doğru mu söyledim Baki amca? Evet, doğru. Kaç sene oldu? 60 yıl. 60 yıl? Evet. 60 yıldır ne öğütüyorsun bu değirmende? Misir, buğday. Peki bu değirmen kaç senelik? 3 nesil geçiyor. 3 nesil geçti? Evet. Kaç paraya yapıyorsun bu işi peki? Bu iş kaç paraya yapılıyor? Kilosunu 20 kuruşa biliyoruz. Kilosu 20 kuruş. 20, 15 şöyle. Ya işler iyi mi peki Baki amca? İşler iyi, kötü. Hayır, neden yani? İyi yani, para yani. 50 dakikada 10 milyon lira kazanıyorsun. İş olsa iyi para yani. Vatandaş ekmeği Mısır. Ekmiyor. Domuz derdinden ekmiyor. Domuz mu var? Oo, dolu. Kaç yaşındasın sen Baki amca? 68. Git dinlen biraz artık, çay iç, kahve iç. Şöyle bir köyün kahvesinde otur. Tatil yap. Oğlanlar boş bırakmıyor bizi. İlle çalışacaksın diyor. Oğlanlar boş bırakmıyor. İlla evet. Çalışacaksın diyorlar. Biz oğlanlardan iş bekliyoruz. Onlar da babadan iş başlıyor. Oğlanlar da benden iş bekliyor. İş bekliyorlar. Evet. Peki o zaman bir öğütelim bakalım. Nasıl çalışıyor şu değirmen, bize bir göster. Tamam. Salim baban diyor ki ben emekli olmak istiyorum ama çocuklar diyor beni diyor çalıştırıyorlar diyor. Bize yardımcı oluyor. Biz onu çalıştırmıyoruz. Bize yardımcı oluyor. Bize yardımcı olsa yeterli. Peki şimdi baba 60 yıldır burada bu değirmeni çalıştırıyor. Evet. Ama siz de aklınıza böyle bir iş gelmiş. Evet. 3-4 senedir bu havuzları yaptınız. Alabalık yetiştiriyorsunuz burada. Alabalık satmaya çalışıyoruz. Çünkü alabalık satmaya çalışıyorsunuz. Evet. Çünkü değirmen işi bitti. Çünkü ayakta tutmaya çalışıyoruz. Çünkü ikisine... mısır yok, buğday yok. Evet. Sana hayırlı işler, kolay gelsin diyoruz. Teşekkür ederim. Un istiyorum kendime ona göre. Tamam. Hadi tamam. Eyvallah, sağ ol.
arkamla geziyorum. Sırada böğürtlen reçeli var. Çok güzel şeyler getirdik ekrana Yasemin abla. Ama şimdi izleyicilerimiz kalktılar Bozkurt'a, şöyle bir hafta sonu turu yapalım dediler. Nerede kalacaklar? Musa Reis'te konağı ve köy konağımızda. Köy konağında kalabilirler. Biz şimdi köy konağındayız. Evet. Yasemin abla da böyle bir tencerenin başında böğürtlen reçeli. Evet. Aa, Bozkurt deyince akla hemen böğürtlen reçeli geliyormuş. Ya dağlardan topladığımız taze böğürtlenlerle misafirlerimize ikram ediyoruz. Nasıl yapılır böğürtlen reçeli? Şekerle geceden basıp ertesi günü. Ama ne kadar kilo böğürtlenine, ne kadar yani şeker? Bizim yaptığımız 3 kilo böğürtlenine 3 kilo şeker katıyoruz. Böğürtleni geceden yatırıyorsun şekerin evet, içine. Evet. Çilek reçeli de öyle olur galiba. Aynen, çilek reçeli. Annem de aynısını yapardı. Vişne reçeli de hatta öyle yapılır değil mi? Vişne yani, de herhalde. Şekere basılır. Evet, böyle. Geceden basıp da herhalde dedim, vişne reçeli yapmayı bilmiyorsun galiba. Ya onun için iddialı değilim ama bunun için iddialıyım. Ama böğürtlen reçeli de diyorsun, ben diyorsun evet, bu konuda iddialıyım evet, arkadaşlar. Çünkü hiçbir şekerlenmesi bana hiç olmaz. İçine şekerlenmemesi için ne konuyor? Bir parça tereyağı atıyor. Başka ne konuyor? Başka bir şey yapmıyorum. Başka ne konuyor? Limon. Ya, limonsuz reçel olur mu? Peki, şimdi ben bu böğürtlen reçelinin bir tadına baksam. Müsaade eder misin abla? Çok tatlısın, güzelsin, şekercini baban senin. Kaşın kara, gözün kara, kıvırcımı baban senin. Çok güzel, çok lezzetli. Arkamda geziyorum. Bozkurt'un sandıkları da meşhur. Sevgili izleyiciler, Hakan'la geziyorum. Bozkurt gezimiz devam ediyor. Şimdi Mustafa Usta'nın yanına geldik. Abi Kastamonu deyince akla hemen böyle ahşap işçiliği, oyma işçiliği geliyor. Doğru mudur bu? Evet, doğrudur. Bu yörede niye böyle peki böyle bir meslek var abi? Vallahi eskiden kardolap falan olmadığından kızlarımız cehizlerine sandığa koyuyormuş. Öyle devam ediyoruz. Niye hep Kastamonu'da yapılıyor yani? Bilmiyorum, ağaç bol, burada ceviz ağacı bol. He. Bir zanaatkar da var. Zanaatkar da var. Tabii zanaatkar da. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ay, 30 yıldır yapıyorum. 30 yıl? Evet. Oy. Peki işin tadı var mı? Tadı... Nostalji olarak kaldı artık. Nostalji. İhtiyaç olarak yok galiba. İhtiyaç olarak yok gibi. Yani hani bu sandığı... Dekor amaçlı. Dekor amaçlı değil mi? Dekor amaçlı kullanarak. Sen sandık yapıyorsun. Sandık sipariş üzerine çalışıyoruz. Parakende yok. Öyle mi? Evet, sipariş. Zaten şu sandık 10 gün 15 gün sürüyor. Oy. Kaç paraya satıyorsun abi o sandığı? 300, 400. Ne bulursan diyor. Ne olursa. Evet tabii, işine göre. İşine göre değişiyor. Ha, işçiliğe göre değişiyor. İşçiliğe göre değişiyor. Evet. Bizim programın bir indirimi olur mu peki burada? Olur tabii, olur. Yani Hakan'ın selamı var. Biz geldik derlerse Hakan, indirim yapar mısın onları? Oğlumun ismi de Hakan. Hayırlı olsun. Öyle mi? Mustafa abicim çok sağ ol. Çok teşekkürler. Hayırlı işler diliyoruz sana. Eyvallah. Hakan'la geziyorum. Bozkurt'ta en çok ilgimizi çeken şeylerden bir tanesi de belediye başkanımızın yaptırmış olduğu hanımlar köşesiydi. Ver bir elini öpeyim. Türkiye'deki bütün teyzelerin adına, Bozkurt'taki teyzelerin adına. Sağ ol evlat. Kaç yaşındasın? Yaş kaç oldu? 84. Oh Allah, Allah uzun ömürler versin. Şöyle gireyim senin bir gölgende oturayım şuralarda. Otur. Şimdi buralarda bu ne deniyor bunlara? Hanımlar köşesi mi deniyor? Evet. Evet. Ne zaman yaptılar buraları? Biz burada otururduk. Bu arabanın olduğu yerde. Sokak arasında. Ha. Evet, oradan bizi bir tanesi, adamın bir tanesi kaldırdı bizi. Ha, oranın sahibi. Ha. Bizi kovaladı oradan. Ondan sonra... Bize buraya yap verdi. Allah razı olsun, yerden kova kadar. Bak, isim verme diyorlar, dedikodu yapma diyorlar. Ne yapıyorsunuz? Şimdi hava güzel olduğu zaman yazın buralarda ne yapıyorsunuz? Buralar şimdi fındık getiriyorlar. Fındıklarımızı ayıklıyoruz burada. Çay yapıyoruz burada. Yapıyor. O bir şey hepimiz burada. El işi olan el işiyle fındık ayıklıyor. Bizim bir şeyler, çay falan getiriyoruz burada işte. Tarhanımızı falan hep burada yapıyoruz. Burada yapıyoruz. Biz Bozkurt'u çok beğendik. Çok beğendik. Bir de düğünde bulunsanız çok güzel olur. Düğünü... Kimin düğünü var yakında, geleyim mi? Yazın. Tamam, benim düğünü burada yapalım o zaman. Benim düğün... Maç yaparız burada. Söz yapacak mısınız? Mazlamaç. Tatlı yaparız, tatlı. Senin zaten işin gücün yok. Sen herkese yardım ediyorsun. Evlat hep sağlı. Beni de evlendirecek miyim? Evlendiririz. Söz mü? Söz. Ben kızı getireyim, elini öpsün senin. Tamam. Sen yapacak mısın benim düğünü burada? Yaparız. Nerede yapacaksın? Yapacağım. Allah, ne güzel olur. Bazlamaç da yaparsın.
Oh! Bir de televizyonda yayınlarız onu. Allah be o. Oh. Peki bir böyle kız verirken, kız alırken bir adet gelenek var mı peki? Eğer kız oğlanı birbirini serdilerse bize tamam. Hiçbir şey düşmez ondan sonra. Tamam deriz biz de. Ha, sonra? Nasip oldu olunca tabii o zaman veririz. Tamam, nişanladınız peki. Orada nasıl yapılır nişan? Nişan. Düğün nasıl yapılır? Nişan nasıl yapılır? Düğün yapar. Bir dakika, bir şey oldu şimdi bak. Bir şey oldu, hemen parmak böyle ya, konuş sen diyor. Bu yazının düğünü var Temmuz'da. Bunun düğünü. Öyle mi? Daha yakında nişan yaptı şimdi oğlanına. Bu bilir. Ben bir tek oğlum var, bir de onu everdim. Hayır, bunun düğünü nişanı diyorlar ya. Ben de bakıyorum sana. Sen mi nişanlanıyorsun? Evleniyorsun diye. Ha, oğlan evleniyor. Bozkurt'a yolunuz düşerse mutlaka gelin. Bu kamelyalar altında kadın kadına sohbete katılın. Arkamla geziyorum. Bozkurt'la çarşıda dolaşıyoruz. Amcanın bir tanesi illa sizi kokutacağım dedi. Bu madalyanla dolaşıyorsun böyle. Madalyanım babadan kalma. Ha? Babadan kalma. Ne yapıyorsun şimdi? Koku sürem. Koku sürüyorsun. Ha, kameramanımızı da kokuttun. Recep amca yaş kaç? 82. 82 mi? Heh. Hadi canım. Vallahi 82. Maşallah, çok dinç gösteriyorsun. Ya ben geziyorum böyle daha. Geziyorum böyle daha. Allah uzun ömürler versin. Allah ömrü verirse 100 yaşımı yüzleyeceğim ben. Recep amca, bir şey söyleyeceğim sana. Bu ne? Bu madalya. İstiklal Savaşı'na. Atatürk'le savaş yaptık. İstiklal Savaşı'na? Heh. Nerede savaştın sen? Babam savaştı. Ben savaştım. Baban savaştı. Babandan kaldı. Babamdan kaldı. Babam 79'da ölünce indim şubeye, emanet sizin dedim. Para cüzdanıyla beraber. Şöyle baktı yüzüme huru. Baban dedi kaç oğlu var? İki oğlu vardı. En büyük kim dedi? Ben indim. Baban şerefini gezmek ister misin? Ne rasvet dedim. Git bir yaşı yazdı gel dedi. Baban ölen adam bunu gezmiş, seni gezeceğin dedi. Biz o adamın sayesinde bu toprakta yaşıyor dedi. Gezdiriyoruz onun şerefini, gezdiriyoruz. Şimdi nereden geliyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Nereden geliyorsun? Ne yaptın? Namazdan geliyorum. Eve doğru gidiyorum. Bizi de kokuladın. Kokuladık. Nasip yani. Hakan'la geziyorum. Hakan, buralara da gel gör, yaşa ve ekranlardan bizi yaşatlıyorsanız her hafta olduğu gibi www.hakanlageziyorum.com internet adresinden iletişim bölümünü tıklayarak bizlere ulaşabiliyorsunuz. Sevgili izleyiciler, Bozkurt'u bize en iyi anlatacak kişinin yanındayız şimdi de. Başkanım, nasılsınız? Teşekkür ederim efendim, hoş geldiniz önce. Bize bir Bozkurt'u anlatır mısınız? Kastamonu'nun Karadeniz kenarında sahili de olan ama kendi merkezi denizden 2 kilometre içeride, yeşillerle kaplı, arazisinin %75'i orman, halkının büyük bir bölümü gurbette olan bir ilçe. Bozkurt'ta deniz var. Bozkurt'ta evet. İnanılmaz bir tabiat var. Evet. Çok güzel böyle ahşap köprüler, birbirinden güzel köprüler var. Yani evet. Bir fotoğraf sanatçısı mutlaka bir kere Bozkurt'u gezip bir Bozkurt'u görmeli. Çünkü fotoğrafı çekecek o kadar çok şey var ki. Olsaydım ben rüzgar olsaydım, esseydim denizlerden kalbinde uyursaydım. Bir de burada spor turizmi var. Biz hem futbol takımlarına, hem voleybol, hem basketbol, hem handbol takımlarına kamp hizmeti veriyoruz mevsimine göre. Büyük takımların da öğrendik, altyapıları gelip burada geldiler. Zaman zaman kamp Beşiktaş yapıyorlar. Geldi, Fenerbahçe geldi. Başka bir şey daha duyduk, onu da duyunca çok şaşırdık. Yine 5500 kişilik bir ilçe. Ve voleybol takımımız bugün çok önemli bir maça çıkıyor. Eğer maçı kazanırlarsa playoff'a kalacaklar ve neredeyse birinci lige çıkıyorlar. Evet, bugün son maçını Malatya Belediyespor'la oynuyorlar. İnşallah kazanırlarsa playoff'a kalıyorlar. Bu arada böyle Malatyalılar kızacak bu sefer şimdi ben. Biz kazanmak istiyoruz. Herkes kazanmak ister. Yani inşallah deyince bir daha Malatya'ya giremeyeceğim. Ama Malatya playoff'u garantiledi. Ha, garantiledi mi? Garantiledi. O zaman Bozkurt Spor. Bozkurt Spor bugün evet. Belki onu da söylemişlerdi. Biz 2001 yılında konseyinden diploma ödülü aldık. Gördüm yollarda. 2004 yılında şeref bayrağı ödülü aldık. Onun bayraklarını taşıyoruz. Tabii onlara layık olmak için değil, insanımıza layık olmak için, insanımıza daha iyi mekanlarda hizmet edebilmek için, alışveriş yapmak için. Biraz gezin, araştırıyorsunuz galiba. Mutlaka. Yani mutlaka. Bozkurt'ta oturarak yapmıyorsunuz mutlaka sadece. Mutlaka gezilmek lazım. Hani derler ya, gezen tilki yatan aslandan daha iyiymiş. Ben şimdi yatan aslan mı oluyorum, gezen tilki mi oluyorum? Siz gezen tilki oluyorsunuz. Biz dini bayramların 3. günü bu alanda en az 5000 kişiye, yaz aylarında 7-8 kişiye yaz süresince bir yer
grup bu şenlikleri gerçekleştiriyorlar. Çok teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Arkamla geziyorum. Bir tarafımda Gülten, bir tarafımda Ayten. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Şimdi iç ve hodan yemekleri geliyor. Peki şimdi iç nasıl yapılıyor? İşte onu eleyeceksin. İçine tuz katıp yoğuruyorsun. Yoğuruyorsun. Hamur yapıyorsun. Hamurdan sonra küçük küçük. Bu hamurun bir ismi var mı? Köze mi diyorsunuz? Puzzle diyorsunuz. Puzzle'ladıktan sonra böyle açıp pişiriyoruz. Evet. Bunun için böyle açıyorsun. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Sacın üstüne atıyorsun. Pişirdikten sonra da bunu böyle... Sacı yağlıyor musun peki? Hayır. Direkt sacın üstüne bırakıyorsun. Şu sacı üzerine koyuyor. Yapışmaz mı peki o sacı? Yapışmıyor. Yapışmıyor. Peki bu, şimdi bu böyle pişti. Evet, pişti. Bunu şimdi böyle sarıp... Sarıyorsun. Sarıyoruz, küçük küçük doğruyoruz. Şimdi bak böyle... Dur. Şimdi böyle küçük küçük doğruyoruz. Şimdi orada o iç şeyleri, yufkaları küçük kestik Gülten. Doğranmış olan tereyağı da... Burada kavuruyoruz. Kavruluyor. Tereyağı da mı? Tereyağı da. Tereyağı olmazsa olmaz mı? Olur. Olur ama tereyağı olursa iyi olur. Tereyağı olursa daha güzel olur. Tamam. Sonra tepsiye döküyoruz. Tepsiye dökülmüş olan da bu pişmiş et yemeği üzerine dökülüyor. Eti nasıl yaptık peki? Eti ben akşamdan yaptım ama eti aynı şekilde... Kasaptan alınan et kavrulur, kendi yağıyla kavrulur, bol soğanla, içinin baharatıyla beraber biraz normal suyunu çekecek şekilde pişirilir. Pişirdik. Sonra bir tarafta da tereyağında bunu kavururuz. Kavrulur, sıcağıyla da et üzerine dökülür. O kadar mı? Hepsi o kadar. Buna derler ki iç. İç, afiyetle yenir. İstersen yeme. Senin elini benim ayağımı bağlarlar, o zaman beraber yeriz. Benim elimi senin ayağını bağlarlar, öyle mi denir burada? Bu yöreye ait bir otumuz vardı. O yemeği nasıl yaptık? Nasıl yaptık? Kolanı kırdan toplanıp getirileni alınır. Çiçekleri bir tarafta, sapları bir tarafta ayıklanır. Tamam. Güzelce ıslatır, yıkanır temizlenene kadar. Tamam. Yıkandıktan sonra sıcak suda önce sapları konur. Haşlanır. Çıkmasına yakın da çiçekleri konur. Çünkü saplar daha geç haşlanır. Evet. Bak çocuk da öğreniyor bir şey. Tabii. Bizim yöremizden de evlenirsin o zaman bol yersin. Niye sizin yerinizden evlenmek zorunda mıyım peki? Ama şimdi bilmez ki başka taraftakiler. Olsun ben sizin yerinizden evlenmeyeyim de siz benim düğünümü yapın. Ya benim dayısının hanımı buradan alıp götürüyor kayınvalidem hediye olaraktan. O onu çiçek diyerekten vazoya koyuyor. Onun için bizim yöreden... Sizin yöreden birisiyle evlenmek lazım diyorsun yani. Sonra nasıl oluyor tamam mı? Haşladık. Haşladık. Süzüyorsun. Güzelce sıkıyorsun. Sıktıktan sonra soğanı doğrayıp kavuruyorsun. Pembeleşene kadar... Kavuruyorsun. Sonra da yumurta. Hodanını koyuyorsun. Tamam. Hodanını birkaç sefer karıştırdıktan sonra sarımsak ve yumurtasını ilave ediyorsun. Kırdın mı tamamdır diyorsun. Tamam. Programı sunuyor gibisin ha. Hiç vallahi hiç kekelemeden. Seninle gel televizyon programı yapalım biz birlikte seninle. Yemek programı çekelim. Olabilir. Olabilir değil mi? Herhalde. Ellerinize kollarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok